Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde yaşanan dramanın sonu gelmiyor. Dün de Elon Musk doğrudan Apple'la kapışmaya başladı. Aslında galiba kapışmaya başlatan Apple olmuş. Çünkü Apple önce demiş ki biz artık sana pek reklam vermeyeceğiz. Reklamları neredeyse sıfırlamışlar Twitter üzerinde. Daha da fenası seni deplatform etmeyi düşünüyoruz. Yani sana artık Apple Store'da yer vermeyeceğiz tehdidini de savurmuş. Bunları nereden biliyoruz? Çünkü Elon Musk bu konuda tweetler attı ve dedi ki önce bize reklam vermeyi kestiler. Şimdi bizi deplatform etmek istiyorlar. Yani atacaklar Apple ekosisteminden. Bunlar işte özgür konuşmaya karşı, bunlar fikir serbestliğine karşı, Allah belaları versin falan dedi ve büyük kapışma başladı. Tabii bir Tesla yatırımcısı olarak bu kapışmayı büyük bir endişeyle izliyorum. Çünkü Twitter'ın Apple platformuna atılması demek Twitter'ın çok büyük zarara uğraması anlamına gelir. Bu durumda tekrar Elon Musk'ın Tesla hissesi satıp Twitter'ı finanse etmesi gereği gibi bir zorunluluk ortaya çıkabilir. Bu çok canımı sıkıyor. Öte yandan şunu da biliyorum. Bu husumet yeni değil aslında. Bir kere Tim Cook'la Elon Musk arasında geçmişe dayanan bir husumet var. O dönemde yanılmıyorum 2019 veya 2020 Tesla çok zor günler geçiriyor. Şirket iflas etmek üzere ve Elon Musk Tesla'yı satmayı istiyor. Acaba diyor Apple bana ortak olur mu? Tim Cook'u arıyor. Şimdi ortak olmak istemezsin. Başka da telefonlarına çıkmıyor Tim Cook ve geri bile dönmüyor Elon Musk'a. Bir kere buradan hiç anlaşamadıklarını biliyoruz. Apple Demokrat Parti'nin büyük bir destekçisi. Toplam siyasi bağışların %99'dan fazlasını demokratlar yapıyor. Cumhuriyetçiler hiç pay yok. Tim Cook biliyorsunuz kendisi eşcinsel, LGBT'yi müthiş destekleyen bir grup. Bu konuda da cumhuriyetçilerle anlaşamıyor. Ve Steve Jobs'un dul eşi hala da Apple'da biraz hissesi olan hanımefendi de çok sıkı bir LGBT destekçisi, çok sıkı bir cumhuriyetçi düşmanı. Yani bütün bunları bir yere koyduğumuz zaman aslında hem Tim Cook'la Elon Musk arasında hem de demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki temel kavgalar buraya işte yansıyor. Bu durumda ne olacak bilmiyorum. İnşallah tatlıya bağlanır ama ben şunu da farkındayım. Elon Musk uzun zamandır kendi telefonunu yapmayı zaten istiyordu. Bununla ilgili ben daha evvel bir de video yaptım. Aşağı yukarı bir yıl olmuştu. O zamanlar bu işler teorikti. Bir gün Tesla kendi telefonu yapmak isterse o telefon neye benzer konusunda piyasada gezen spekülasyonları ve bazı tasarım fikirlerini bir yere toplayıp anlatmıştım. Bence bugün o videoyu bir daha izlemenin zamanı geldi. Çünkü eğer Apple bu konuda ciddiyse bir de Google yani Android'de benzer bir yola girerse Tesla'ya, Elon Musk'a başka bir yol kalmıyor. Kendi telefonlarını geliştirip üzerine Twitter'ın çalıştığı belki blockchain tabanlı Web 3.0'da işleyen yepyeni bir düzene geçmeleri gerekecek. Buna tabii söylemesi kolay, yapması müthiş zor işler, müthiş maliyetli işler. Başarabilir mi emin değilim ama dün Elon Musk resmen savaş açtı ve dedi ki bu savaş kutsal bir savaş. Biz fikir özgürlüğünün savaşçılarıyız. Dijital tekelleri, imparatorlukları yıkacağız dedi. Bana niyeti biraz açıkçası ciddiymiş gibi geldi. İşte bundan dolayı da o videoyu sizlere bir hatırlatmak istedim. İzlemeyenleriniz çoktur o zaman. Benim çok az takipçim vardı. Aslında oldukça ilginç. Çünkü arkada düşünülen teknolojik gelişmeler oldukça heyecan verici. Tesla telefonu uydularla haberleşiyor olacak. Tesla telefonu beynimize doğru iletişim kuruyor olacak. Tesla telefonu Neuralink ile SpaceX ile birlikte olacak. Tesla telefonu Tesla otomobilden ayrılmaz bir parçası olacak. Bir sürü enteresan fikir var işin içerisinde. Eğer merak ediyorsanız o videoyu da buraya ekliyorum. Geri kalan bölümünü onu izleyebilirsiniz. Şu anda arka planında dönüyor Antonio De Rosa'nın tasarımı. Pi model adını verdikleri Tesla telefonunu. Bazı güzel özellikleri var. Bunlar da bir tanesi kameralar. Bence biraz iPhone'a dalga geçmek için 3 yerine 4 kamera koymuş. Onun anlamını çok çözemedim ama daha değişik hoş yönleri var. Fiziksel olarak bakacak olursak mesela kendi kendine renk değiştirebilen bir malzeme kullanacağı ve telefonunuzun renginin günün ışığına göre değişeceği düşünülüyor. Üzerinde bir solar panel olacağı Tesla bu konuda uzman ve telefonun kendi enerjisini verimli bir şekilde üretebileceği düşünüyor. Arka tarafa eklenecek bir solar panelle. Bu dokunmatik ekran teknolojisi yeni bir devrim getireceği ve ultrasonik bir kilit mekanizmasını devreye alacağı söyleniyor. Bunun ne anlama geldiğini ve mevcut Apple kilitlerinden neyi farklı yaptığını görüyor olacağız. Ama asıl mesele bence ürünün bu fiziksel özellikleri değil. Zaten hafızası, hızı, işlemcisi konusunda çok detaylı bilgi yok. Bunlar biraz tasarımdan elde edilen spekülasyonlar. Ama asıl önemli konu bu değil bence. Asıl önemli konu bu telefonun daha büyük resimde Elon Musk'ın bütün projelerin içerisinde nereye oturuyor olacağı. İlk devrimsel fikir bu telefonun Starlink ile konuşuyor olması. Biliyorsunuz Starlink, Elon Musk'ın diğer şirket olan SpaceX'in uzun zamandır yönettiği bir proje. Gökyüzüne uydular yerleştiriyorlar ve uydulardan dünyaya internet bağlantısı indiriyorlar. Oldukça da hızlı büyüyor bu arada. Şu anda bile 90 bine yakın abone var. Şu anda 1600 uydu uzayda geziyor ve internet sağlıyor insanlara. Bunun yakın zamanda 30-40 bin uyduya geleceği ve dünya nüfusun ciddi bir bölümünü kapsayacağına inanılıyor. Gelecek yıl için hedefi mesela Elon Musk'ın 500 bin aboneye ulaşıyor olmak. Tabii bunlara şu an ulaşmak için binanın üzerine bayağı böyle bir çanak anten gibi anten takıyorsunuz. O antenle buna ulaşılıyor. Varsayım o ki Elon Musk'ın telefonu bunu doğrudan kendisi yapabiliyor olacak. Bu da aslında telefonlarda uzun zaman
zamandır görmediğimiz en büyük devrimlerden bir tanesi önünü açıyor. Telefonunuz artık sim kartına gerek yok. Telefonunuz doğrudan doğruya Starlink uydularından hat alabilecek, line alabilecek ve böylece aslında belki masraflarımız azalacak, belki biraz sansürden kurtulacağız, belki sınırlardan kurtulacağız. Sınırlardan kurtulmak kastım da hem uluslararası arama tarifeleri falan bitiyor olacak belki. Belki bir yandan da Mars'la da görüşüyor olabileceğiz. Çünkü aynı teknoloji Mars'ta da geçerli olacak. Tesla'nın çıkaracağı Pi telefonun bir diğer önemli bağlantı noktası tabii Tesla otomobilleri. Elon Musk'ın hayalinde otomobillerin cep telefonundan yönetilebilir hale getirmeye çalışıyor. Zaten bir Tesla app'i var. Bu Tesla app'le aramanızı kapısını açıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz, müzik sistemini ayarlıyorsunuz, ısısını ayarlıyorsunuz. Alışveriş merkezindeyken basıyorsunuz düğme, araba size kendi kendine geliyor. Pek çok şey yapabiliyordu ama bu farklı telefonlar üzerindeki aplikasyonlarla oluyordu. Varsayım o ki Tesla'nın kendi telefonu bu entegrasyonu daha ileri boyutlara götürüyor olacak ve telefon arabanın merkezi yönetim üssü haline gelecek. Belki de mesela o Tesla'daki ünlü orta ekranlara bile gerek kalmayacak. Telefonunuzu oraya yerleştireceksiniz ve arabanızla simbiyotik bir bağ kuruyor olacak. Bu da otomobilin yapabilecekleri ve otomobilin cep telefonu gibi tam bir teknoloji ürüne dönüşmesi konusunda müthiş gelişim fırsatları önü açacak gibi gözüküyor. Bu konuda bazı spekülasyonlar var. Ben de merakla bekliyorum. Bir diğer önemli bağlantı tabii Neuralink ile. Neuralink biliyorsunuz Elon Musk'ın bir diğer girişimi. Beynimizi bilgisayarlara bağlamaya çalışıyor ve böylece beynimizin becerilerini katlamayı ve bazı insan hastalıkları tedavi etmeye veya yanlarından dolaşmayı düşünüyor. Tabii cep telefonuyla daha mümkün hale gelebilir. Biliyorsunuz Neuralink projesinde bu beynin arka tarafına boynumuza takılan bir çip vardı. Oradan bilgisayarla bağlantı kuruluyordu. O çipi takarsanız hani hep bizim bu komplo teorileri korktuğu mesele galiba gerçekleşecek. Cep telefonu sizin beyninizle her an iletişim halinde olabilecek. Bunun cep telefonunuzu sadece komutla, hatta sesli komut bile değil, zihninizdeki komutlarla yönetmek gibi hoş, değişik, eğlenceli yönler olabilir. Bir yandan da aslında cep telefonunda bu tip bir entegrasyonun bizi daha zeki kılması, verilere daha kolay ulaşma, anında etrafta olan biteni daha fazla anlama konusunda da yeni şeyleri getiriyor olabilir. Hayal gücünü size bırakıyorum ama Neuralink ile cep telefonu arasında bir bağlantı olacağına uzmanlar %100 gözüyle bakıyorlar. Elon Musk biliyorsunuz PayPal'ın kurucularından, yani ödeme platformlarını çok iyi bilen bir insan. Çok büyük ihtimalle bu cep telefonu aynı zamanda PayPal gibi bir ödeme cüzdanına dönüşüyor olacak. Elon Musk'ın kripto paraları olan sevgisini düşünecek olursak muhtemelen üzerinde kripto paraların da olduğu bir cüzdan olacak bu. Pek çok yerde bir alternatif ödeme aracı olarak devreye giriyor olacak. Ama bu ürünün bir vizyoner boyutu daha var. Elon Musk espriyle karışık Mars'ta geçecek yeni bir coin'den, Mars coin'den bahsetmişti. İddialara göre bu telefonlar otomatikman Mars coin madenciliği yapabilecekler. Yani telefon aldığınızdan itibaren Mars'ta geçecek olan bir coin'in madenciliğini yapacaksınız. Bu sayede para da kazanacaksınız. Kim bilir belki telefonu bedavaya getirme fırsatı da burada ortaya çıkıyor olabilir. Gördüğünüz gibi epey çok yenilik de geliyor. Madencilik yapıp para kazanabiliyorsun. Solar panel sayesinde kendi enerjisini üretebiliyor. En önemlisi Starlink'e bağlandığı için internete ihtiyacınız sim kartların dışına çıkıyor. Operatörlere artık bağımlı değilsiniz. Otomobiliniz entegre oluyor. Otomobilin ana yönetim üssü haline geliyor ve bir yandan da Neuralink ile olan bağlantısından dolayı beynimizin bir uzantısı haline getiriyor. Telefonu Elon Musk umarım beynimizin efendisi haline getirmez tabii. Ama başarılı olacak mı? Bu da tabii önemli bir sorun çünkü karşısında bu sefer Apple gibi ne yaptın? Çok iyi bilen bir firma var. Samsung gibi, Xiaomi gibi yıllardır bu teknolojiye yatırım yapan çok kuvvetli markalar var. Bunlara karşı Tesla'nın şansı ne? O konudaki görüşümü aktarayım şimdi de. Bence şansı epey yüksek. Çünkü Elon Musk'ın dünyada fanatiği çok fazla insan var. Zaten sırf Twitter'a bakın 70 milyona yakın insan takip ediyor ve bu insanların hepsinin Tesla otomobili alması mümkün değil. Bu insanların bir bölümü sırf Elon Musk'a olan sevgilerin hayranlıklarından dolayı telefonu alacaktır diye düşünüyorum. Artı değerli bir firma Tesla. Çok parası da var artık. Apple kadar değil belki. Apple'ın 2,5 trilyon dolar değerlemesine karşı Tesla'nın 1 trilyon dolarlık değerlemesi var ama hiç de zayıf bir firma değil. O yüzden bu ürünü pazarlamak ve bu ürünü insanlara anlatmak konusunda doğru şeyler yapacağını düşünüyorum. Ama en önemlisi eğer telefonun çıktığı güne kadar bahsettiğimiz Starlink projesindeki gelişmeler tamamlanırsa, yani dünyada daha fazla yerden bu telefonlarla Starlink'e bağlanabiliyorsak ve Tesla'nın hedefi olan 2030 yılında 20 milyon Tesla otomobili üretme projesi de başarılı olursa, o zaman bu telefonların konuşacağı araçların sayısı da artıyor. Bence Tesla telefon başarılı olur. Ama şunu gerçekçi görmek lazım. iPhone 250 milyon adet satış yapıyor yılda. Hiç de kolay değil onu yeniyor olmak ama bir zamanlarda Nokia yapıyordu. iPhone onu yendi. Samsung'un, Xiaomi'nin yenilikçi teknolojiyi küçümsememek gerekiyor ama onların da böyle etrafla entegrasyon sistemleri biraz zayıf. Tabii Apple otomobilini çıkarıp kendi telefonuyla otomobil arasındaki bağlantıyı kurunca neler olur onu pek öngöremiyorum. Ama bir yere Elon Musk ve Tesla giriyorsa orada ciddi bir değişim olacağına ben kesin gözüyle bakıyorum.